Evet arkadaşlar, madencilikle devam ediyoruz. Az önce de konuştuk. Madencilik deyince hangi bölge? Doğu Anadolu bölgesi. Hangi bölüm? Yukarı Fırat, İl, Elazığ. Bizim madencilikte en büyük handikapımız ne? Olumsuz yönümüz ne, söyleyeyim mi size? Biz çıkarılan madenleri işleyemiyoruz. Maden sanayi bizde çok yoğun şekilde yapılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla madenleri doğrudan da satmıyoruz. Niye hocam? Para etmiyor. Sen bir madeni ham madde olarak satarsan para etmiyor. Maden çeşitliliği fazla mı? Çok fazla. Ama rezervler nasıl? Çok dağınık ve parçalı. Bu anlamda arkadaşlar kötü. Tamam mı? Bunu bilelim. Ama unutmayın arkadaşlar, madencilik deyince Doğu Anadolu bölgesi. Küçük bir şey söyleyeceğim. Doğu Anadolu bölgesi volkanik arazilerden dolayı maden bakımından nasıl bölgeydi? Zengin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi orada bir cümle vardı, onu söyleyeceğim size. Farklı madenlerin olması genç olmamızdan değil, farklı jeolojik dönemlerde oluşmamızdan kaynaklanıyor değil mi? Olayı hallettik. Gençler, bir madeni çıkarmak için yüzeye yakın olacak, ekonomik olacak, kullanım alanı yaygın olacak. Hangi madenden bahsettim? Kullanım alanı yaygın deyince hangi madenden bahsettim? Bor. Kaliteli olacak. Hangi maden? Krom. Kalite dediğim zaman krom, kullanım alanı dediğim zaman geniş ne olacak? O da bor mineralleri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sermayeye ulaşım zaten bunlar bize lazım. Yukarıda bir şey yazdım. Rezerve en fazla olan madenimiz bor, mermer, yine tuz ve krom arkadaşlar. Krom'da da dünyada 4. 5. sıralardayız arkadaşlar. Onu da bu şekilde bilelim. Gençler, size ben şöyle söylüyorum. Bakın orada demirden bahsettim ben. Sami, Sivas Divriği, Adana Demirspor, Malatya Hekimhan Hasan Çelebi, İzmir Torbalı. Geri dediler. Resim mi alacaksınız hocam? Buyurun. Flaşınızı açtınız mı? Şunlar önemli arkadaşlar. Rezervi, tenörü yani kalite. Kaliteden bahsediyorum. Bunlar da önemli arkadaşlar. Peki. Değişim mi arkadaşlar? Bunların PDF'sini alacaksınız yani. Merak etmeyin. Evde rahat rahat inceleyin. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Demirden bahsettim. Demir ithalat mı ihracat mı? Demir bize yeter mi yetmez mi? Hadi söyle. Demiri alırım, işler, demir çelik olarak satarım. Demir bize yetmez. Ama dünyada bile en fazla kullanılan maden arkadaşlar. Bazı madenlere özel değiniyoruz. Mesela geldim arkadaşlar hemen kroma. Krom ihraç edilir. Neyinden dolayı ihraç edilir? Kalite. O da Sami'nin yanına ne dedik? Sema. Sivas, Elazığ, Guleman arkadaşlar. Menteşeler, Muğla çevresi, yine Adana arkadaşlar. Kromda ihracat var. Krom paslanmaz çelikte kullanılırdı. Değil mi? Çelik tencerelerde falan, silah yapımında falan kullanılırdı. Geldim bakır. Bakırın önemi neydi arkadaşlar? Bakır deyince aklınıza ne gelir? Bakır neyde kullanılır? İyi bir iletken. En iyi iletken mi yoksa? En iyi iletken altın. Bakır. Arkadaşlar biz bakırı satarız. O da kader. Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli arkadaşlar. Hatta şöyle birleştirdiğiniz zaman çıkan yerlere bakın, adam öyle bir kare verir. Bunlarda hangisi çıkar dediği zaman ters üçgen. Bakın birleştirdiğiniz zaman ters üçgen. Ne oldu? Bakır. Burası böyle. Bakır ihraç ettiğimiz bir ürün. Gençler burada da bazı madenleri söyleyelim. Bu arada dünyada birinciyiz ama sorun ne? Çok fazla işleyemiyoruz. Bu arada borun yeri Eskişehir, Balıkesir, Güney Marmara çevresi arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarda enerji kaynağı olarak kullanılacak maden hangisi derse bor mineralleri. Önümüzdeki yıllarda şu an kullanılmıyor. Hatta şu an jet yakıtında kullanım alanı çok yaygın. Boyada falan birçok şeyde kullanılıyor. Boksit, alüminyum neyi? Boksit. Ham maddesi Konya, Seydişehir. Dikkat. Doğru. Antalya, Akseki. Onu bilelim. Çok az çıkardır arkadaşlar. Alüminyum fabrikamız zaten bizde bir tane. Bir soru vardı. Bilgi yarışmasında çıkmıştı. Orta çağın en değerli madeni hangisidir? Altın, elmas, alüminyum. Cevap alüminyum. C
Cevap, orta çağda Avrupa'da en değerli maden nedir diye alüminyum daha değerliymiş. Alüminyumu yapmak için o zamanki teknoloji düşün, bir şey yok. Çok zor olduğu için hani böyle özel evlerde falan kullanıyormuş. Altından, elmastan daha da yavaştaymış yani. Onu bilelim. Mermer Elazığ arkadaşlar. Elazığ, Afyon mermerleri çok iyi. Biliyorsunuz Beyaz Saray'ın mermerleri, Kabe'nin mermeri bir tarafı bizim Elazığ mermeri. Fosfat gübrede kullanılır Mardin Mazıdağı. Civa tek sıvı madenimiz. Tek sıvı İzmir ödemiş. Güzel. Trona'yı duydunuz mu? Trona. Dünyada ikinciyiz. Soda var ya soda. Sodanın katı hali. Soda külü. Ankara çevresinde. Trona arkadaşlar. Yine Kükürt, Isparta, Keçiborlu. Feldspat'ı duyan oldu mu? Feldspat. Mev kitaplarda da girdi. Bor minerallerine benzeyen bir maden. Dünyada ilk beşteyiz rezervde. O garanti. Ege kıyısında. Ege, İzmir, Manisa, Aydın çevresinde feldspat var. Önde olduğumuzu bilelim. Taşları zaten iyi bilirsiniz. Oltu taşı, Erzurum, Lüle taşı, Eskişehir, Tomza taşı, Nevşehir, Nasır taşı değil mi? Doğru mu? Evet. Tabii Tomza taşı, Nasır taşı değil mi? Kullanan var mı? Hayır hocam. Anladım. Tövbe estağfurullah. Altına niye ünlem koydum altına? Altın çıkarılırken bir şey kullanılırdı. Siyanür. Bergama'da, Erzincan'da arkadaşlar, Kaz Dağları'nda altın var, çıkarılıyor. Altın ihracat mı, ithalat mı? Hem ihraç, hem ithal. İkisi birden arkadaşlar. Asbest ve bu arkadaşlar, volframa çok dikkat. Isıya en dayanıklı iki maden. İtfaiye elbisesi. Asbest. Ampullerin otellerinde kullanılır. Ne onlar? Volfram arkadaşlar. Bunları bilelim. Tuzla zaten Tuz Gölü, İzmir Çamaltı Tuzlası'nı unutmayın. Deniz tuzu. Tamam, deniz tuzu. İzmir Çamaltı Tuzlası. Bunları hepsini ezberlediniz mi yoksa öyle üç aşağı beş yukarı mı? Anladım sizi. Peki şunları nasıl hissediyorsunuz? Güzel. Beni dinleyin burada sadece 10-15 dakika bu kısmı halledeceğiz. Slide'a bazen bakın. Türkiye'de enerji kaynakları bakımından enerji potansiyeli az mı fazla mı? Az mı fazla mı? Cevap ver. Fazla. Enerji potansiyeli fazla ama enerji de dışa bağlı. Peki taş kömürü, dinyit, petrol, doğalgaz yenilenebilir mi, yenilenemeyen mi? Ucuz mu, pahalı mı? Fosil yakıt. Doğru mu? Fosil. Küresel ısınmaya sebep olur mu? Olur. Ama bunların bir avantajı var. İstediğin yere ne yaparsın? Taşırsın. Rüzgar, güneş, akarsular taşınır mı? Taşınmaz. Onu söyleyeyim. Bunların arasında en enerjili, en güçlüsü hangisi? Bunların en güçlüsü hangisi? En güçlüsü taş kömürü. Bu yüzden çevreye en fazla kirlilik yayan taş kömürü. En temiz hangisi derse kötünün iyisi. Doğalgaz da kirli he. Kirli de kötünün iyisi. O da doğalgaz arkadaşlar. Taş kömürü Zonguldak Parkı'nda çıkarılır. Taş kömürüyle çalışan santral. Hadi. Taş kömürüyle çalışan elektrik santrali. Burada iki soru var. Taş kömürüyle çalışan elektrik santrali. Zonguldak. Ereğli onlar demir çelik fabrikaları. Zonguldak, Çatalhazı. Bir de Adana, Su Gözü. Aman dikkat. Zonguldak, Çatalhazı, Adana, Su Gözü. Bak bunlar çok önemli. Geldim dinyite. Bir sorun var. Türkiye'de dinyit rezervi en fazla olan bölge, rezervi en fazla olan bölge Doğu Anadolu, çıkarımı Ege. Dinyitle çalışan en büyük termik santral istiyorum. En büyük termik santral. Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan. En kaliteli dinyit. En kalitelisi Manisa, Soma. Manisa Soma en kalitelisi. Ama en büyük santral Afşin Elbistan. Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Ankara, Çayırhan, Bursa, Orhaneli. Bunlar notlarınızda var. Herhalde bunlara biraz daha eğildiniz arkadaşlar. Enerji kaynaklarına sınavdan önce bir daha bakmanızı istiyorum. Tamam mı? Petrol yetiyor mu yetmiyor mu? Bizdeki petrol yüzde kaçımıza yeter? 15. %85'i ithal. Güneydoğu'da %100'ü çıkarılır. Doğru mu? Petrolün %100'ü Güneydoğu'da çıkarılır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru.
Doğalgazda size bir şey söyleyeceğim, kimseye söylemeyin. Türkiye'de en fazla elektrik üretimi yapılan kaynak hangisidir? Şıkları bak, bir dakika. Gelin bir şey söyleyeyim. Gençler, uyuyanlar uyansın. İyi dinleyenler daha iyi dinlesin. Burası çok önemli. Haberlerde çıktı, orada burada. Bak bir soru gelebilir burada. Size söyleyeyim ben. İlk kez diyeyim. Biz hep yerli enerjiye özeniyorduk ya. Bu sene ciddi bir adım attık. Gençler burada soru çıkabilir. Soruyu soruyorum. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinden ürettiğimiz elektrik daha fazladır derse. Şıklarda eğer şıklarda doğalgaz, petrol, kömür diye yazarsan cevap kömür. Çünkü kömür ne? Lignit de bir kömür. Taş kömürü de bir kömür. İkisini topladığımda ithal kömürle falan kömürün payı doğalgazın payından daha fazla. Şıklarda doğalgaz mı kömür mü? Kömür. Ama şıklarda doğalgaz mı, lignit mi, taş kömür mü böyle ayırırsa yine doğalgaz. Ben anladınız mı? Tamam, güzel. Ayrı ayrı verirse gelenek bozulmasın. Ayrı ayrı verirse yine doğalgaz. Ama doğalgaz mı, kömür mü? Kömür. Konutların ısıtılmasında kullanılan taş kömür mü, lignit mi? Lignit. Peki, demir çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak kullanılan taş kömür. Güzel. İthal ediyor muyuz? İthal kömürle çalışan taş kömürü santrali daha söylüyorum. Ne? Adana Su Gözü. İthal. İkinci ithal. Doğalgazla çalışan abi oha diyorduk, hatırlar mısınız? Birazdan var arkadaşlar, burada göreceksiniz. Bu, bakın, arkadaşlar Kırklareli, Hamitabat, Tekirdağ, Hayrabolu, Düzce, Akçakoca, Mardin, Çamurlu, onlar çıkarılır. Bir de santralleri vardı. Oha! Ne diyorduk? Ova, Akça, Bursa. Doğru mu? Hamitabat, Kırklareli, Ambarlı, İstanbul. Harbiler. Güzel. Bunun dışında var mı? Büyük illeri sayın. Adana, İzmir, işte Doğu'da Van, Samsun, birçok yerde var. Şu an birincilik hali onda. Kömür demezse doğalgazlı arkadaşlar. Bakın lignit santralleri, ben şöyle bir harita, bakın haritada. Hocam hangi birini bileceğim? Ya bir sürü var ya. Lignitle çalışan yerli kömür ya. Lignitle çalışan her yer. Bunun diğer adı kömür zaten. Yedi bölgemizde de kömür çıkarılır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Taş kömürü demedim. Kömür. Lignitin diğer adı kömür çünkü. Bakın lignitle çalışan santraller. Görüyorsunuz Afşin Elbistan'ı çok iyi bilin. Birçoğundan bahsettik. Tavşanlı Tunçbilek, Muğla Yatağan gibi. Türkiye'de bayağı bir fazla arkadaşlar. Geldim. Doğalgazla çalışanları zaten hiç söyleme. Türkiye'de yüze yakın var. Yüze yakın santral var doğalgazla. Türkiye dışarıdan aldığı doğalgazı depolamak için nerede bir depo kurdu? Tuz Gölü'nün altında bir doğalgaz depolama istasyonu kuruldu. Bilginiz olsun. Dışarıdan alıyoruz ya. Hani nerede biriktireceğiz? Her şeyde orada yerimiz yapılmış. Bunlar da sadece bunlar değil. Bir sürü yeri var. Bir sürü ama oha dedim. Büyük şehirler. Doğalgazla çalışan santraller. Şu rafinerlerini çok iyi biliyorsunuz da birkaç sorun var. Bir, şu rafinerlerinden hangisinin kurulmasında ulaşım öncelikli olarak planlanmıştır? Hangilerinin kurulmasında? Ulaşım ana sebeptir, ulaşım. Hele söyle bakayım, hangisi ulaşım mı, hangisi? Mersin, İzmir, denize kıyısının olduğu her yerde amaç gemiyle getiririm diye dışarıdan, kolay getiririm. Peki Batman'da niye kurulmuş? Tam madde. Kırıkkale'de niye kurulmuş? Stratejik nokta Ankara başkentin yanı. Kırıkkale'ye ham petrolü nasıl götürüyorum? Boru hattıyla. Nerede? Adana Yumurtalık'tan, Yumurtalık Ceyhan, Kırıkkale boru hattı. Kırıkkale'ye ham petrolü mecburen boru hattıyla götürürüm. Yumurtalık yani Ceyhan, Kırıkkale boru hattı yapmış. En küçüğü. Bunların arasında en küçük, hatta bir ara kapandı mı falan dediler ama kapanmadı. En küçüğü hangisi? Mersin. En küçüğü Mersin arkadaşlar. Kapanmadı, devam ediyor. Gençler, şu kısma dikkat. Türkiye'nin en büyük güneş santrali. Güneş, en büyük güneş santrali. Nerede? Konya'da. Ha. Dünyanın en büyüğü olacak seneye genişletilirse, haberler bu yönde. Hocam şu İBS Solar ne? Güneş neredeyse kafasını oraya çeviriyor. Sabah doğudan görüyor, güneş yükseliyor da yükseliyor. En son uğurlayıp gönderilmiş.
Nasıl hocam? Bir sürü var, bir sürü. Ama benim bu saydıklarım devlet sadece. Öbür devlet. Çanakkale'de kuruldu, Urfa'da, Diyarbakır'da. Bunlar devlet kanalı. Bunlar, tamam mı? Ama Türkiye'de bunların payı kaç biliyor musun? Toplasan şunları, güneşi, rüzgarı, jeotermali, %5-6 ya. Yenilenebilir enerjiler, temiz. Bunların dezavantajı ne? İklimden etkilenir mi soruyorum? Etkilenir. Bir de bunlar bir yerden bir yere aşamaz. Jeotermal santraller. Bak İzmir Balçova'yı çok iyi biliyorsunuz. İzmir Balçova'yı. Aydın Germencik de, Denizli Sarayköy'ü de biliyorsun. Ama Manisa Alışehir'i duymuş muydunuz? Evet. Tamam. İki sene önce açıldı arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Bunların doğal çevreye zararı yok denecek kadar az. Gençler şu güneş rüzgar çevrim santralleri var ya, dağlarda deniyor. Hangi bölgemizde daha çok? Rüzgar. Rüzgar hangi bölgemizde çok? Ege. Bunun zararı var mı? Bir eleştiri alıyor bu. Kuş türlerine zarar veriyor. Bir de biraz ses kirliliği var. Ses. Ha. Kuş türleri bir yerden bir yere giderken hani işte önündeki kuş neyi takip ediyorsa evet arkadaşlar peşinde. Kıyma oluyor yani. Ha, o kötü yani. Ha, önemli yani. Bir de ses kirliliğinden şikayet ediyor. İstanbul'da da var, Çatalca'da var. En fazla olan il Balıkesir. İzmir, Alaçatı, Keşme, Osmaniye, Hatay, Amasya, bir sürü var. Bunların bir şeyi bilmenizi istiyorum burada. Yap, işlet, devlet modeli. Ne demek hocam o? Yaptım, çalıştırdım, işim bitince devleti teslim ettim, gittim. Yap, işlet, devlet. Rüzgar santralleri. Bunu bilelim. Ya şunlar bizde var mı yok mu arkadaşlar? Bazı diyor hocam açıldı haberimiz, bizim haberimiz yok. Bunlar açıldı mı? Hayır. Bunlar henüz proje. Bak, Sinop'la Mersin kesin anlaşıldı. Niye kıyıya kuruldu? Nükleer santraller neden kıyılara kurulur? Soğutma suyuna ihtiyaç duyulur, doğru mu? Bir de deprem riski nasıl olacak? Az olacak. Biri Japonlara verildi, biri Ruslara verildi. Bu iş bizim işimiz değil şu anda. Şu an değil. Japonlara verilen hangisi? Bak Sinop, Pon, Mersin. Gördün mü? Bunları da bilin arkadaşlar. Hocam bu ne? Bu ne? Henüz planlanmadan hala konuşulan bir yer. Kırklareli İğneada'da da böyle bir plan var. Şu an Türkiye'de var mı? Yok. Nükleer santraller temiz mi kirli mi? Temiz. Hadi cevap ver. Nükleer santral temiz enerji mi kirli enerji mi? Temiz. Temiz. Ama? Temiz ama riskli. Sınavlarda nükleer santralleri nasıl alacaksınız? Temiz. Onlar da temiz ama riskli. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim için önemli. Geldim sanayi. Sanayiyi de şöyle bir geçelim üzerinden. Son bir ara vereceğiz. Bu bittikten sonra ticaret, turizm, ulaşımda birazcık oyalanacağız ve noktayı koyacağız. Müsait misiniz? Tamam. Gençler Türkiye'de sanayinin gelişmesi için şunlardan hangisi bizim için daha büyük avantaj? En büyük avantaj diyorum. Ders sermayesi, bizde para yok. Kim dedi onu? Bunların arasında en büyük avantaj hangisinde? İş gücü görmüyor musun milleti? Millet iş arıyor. En avantajlı olduğunuz. Ama en az avantajlı. En az avantajlı. Para yok. Vallahi billah. Hocam para yok. Niye enerji diyemiyorum? İstesek daha fazla elektrik üretebiliriz yani. Potansiyel var. Onu söyleyeyim. En avantajlı olduğumuz iş gücü. Peki Türkiye'de ham madde kaynakları en fazla olan bölge. En az olan bölge. Ham maddesi en fakir olan bölge. Hangisi? Marmara bölgesi. Gençler demir çelik fabrikalarını şöyle bir görselde bir görün. Karabük Ereğli'yi benden iyi biliyorsunuz. Karabük Ereğli'de demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi ham madde mi enerji mi? Enerji. Taş kömürü var. Kırıkkale'de silah. İzmir'de unutmayın Türkiye'nin tek hatta bazı kaynaklar ne diyor biliyor musun? Orta Doğu, Asya çevresinde de dünyada tek olan ilk hurdadan demir çelik yapan fabrika İzmir. Biz demir alıyoruz ya dışarıdan hurda demiri alıp burada işliyoruz. Bak bu bilgi bir yerde de yazın arkadaşlar. İzmir demir çelik hurda ithalatıyla büyüyor. Dışarıdan hurda ithalatı yapıp demir çeliğe çekiyor. Bunu arkadaşlar bilin. Kırıkkale'de silah dedik, İskenderun'da da var, Sivas'ta da var. Bunlar arkadaşlar bizim demir çelik fabrikalarımız. İlk kurulan demir çelik fabrikalarımız hangisi?
İlk kullananlar hangisi? İlk kurulan. İlk kullananlar Karabük evi. Bunu arkadaşlar bilir. Geldim. Gençler bakır işlemeye bak. Renge göre yaptım. Bak renklere bak. Bakır, Samsun bakır, Artvin bakır, Elazığ bakır. Hangisinde bakır çıkarılmadığı halde? Hadi bakır çıkarılmadığı halde bakır işlemeciliği var. Samsun niye? Ulaşım, liman, güzel. Geldim ferrokrom, iki ilde var. Antalya, Elazığ. Konya Seydişehir alüminyum fabrikası zaten Türkiye'de tek. Başka yok, bir tane. Bandırma ve Eskişehir'de de bor işleme var. Ama biz bor minerallerini çok fazla ne yapmıyoruz? İşlemiyoruz arkadaşlar. Bunları da bilelim. Bunlar daha çok hangisi nerede var yok değil de hani ham maddeye mi yakın, enerjiye mi yakın ona soruyor. Fazla bir yere gittim. Hayır. Pamuklu dokuma. Gençler hiç girmeyeceğim niye? Bana bir şey söyleyin. Kayseri'de pamuklu dokumanın olmasının sebebi ham madde mi? Hayır. Yoksa ulaşım mı? Kayseri gibi bir yerde pamuk tarımı yok. Kayseri gibi bir yerde ağaç yok doğru düzgün. Adamlarda mobilya fabrikaları var. Niye? Ham madde mi? Yoksa ana ulaşım yolları üzerinde olması mı? Onu bilirim arkadaşlar. Tamam. Burada da mesela Kayseri pamuk çok önemli. Baksanıza ne kadar yaygın. Hocam hangi birini bileceğim? Hiçbirini bilme ya. Her yerde var abi. Her yerde var. Hangi birini bileyim yani? Halıları falan bilin arkadaşlar. Halı İzmit, Hereke, Isparta halısı. Uşak halısı. Uşak'ta hani battaniye, Siirt battaniye. Ama bu tekstilde arkadaşlar o kadar gelişmişiz ki en fazla gelişen sanayi kolumuz. En gelişen sanayi kolu tekstil, en yaygın sanayi kolu hangisi? En yaygın hangisi? Gıda. Ama en gelişen tekstil. Onu bilelim. Geldim unlu mamuller, dünyanın bile en yaygın sanayi kolu. Her yerde var abi, neyi bileyim de. Unlu mamul, Hakkari'de de fırın var. Iğdır'da da, Ardahan'da da, Edirne'de, her yerde var. Dünyanın en yaygın sanayi kolu unlu mamuller. İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Niye İç Anadolu bölgesi yoğunlukta? Ham madde ne var? Buğday var. Buğdaydan dolayı. Gençler, bana şu soruyu söyler misiniz? Türkiye'nin ilk şeker fabrikası hangisi? İlk şeker fabrikamız hangisi? İlk şeker fabrikası. İlk şeker fabrikası Uşak. Nuri Şeker Fabrikası. İlk şeker üreten fabrika hangisi? Kırklareli Altınlu. Onu bilir. Peki Güneydoğu'da var mı şeker fabrikası? Tarımı var mı? Neden yok? Gençler şeker pancarı tarımının yapılmadığı bir yer. Onu söyleyeyim. Geldim arkadaşlar. Bu çay Doğu Karadeniz. Hani sizi çok yormadım ben. Geldim buraya. Otomotiv. İzin var mı hiç? Kendinizin var mı yok mu? Abi bunlar yerli mi? Yabancı mı? Yabancı. Bizde otomotivin olmasının sebebi ham madde mi? Ucuz iş gücü mü? Ucuz iş gücü arkadaşlar. İhracatta birinci olduğumuz sektör hangisi? Tekstil mi, otomotiv mi, gıda mı? Türkiye'nin en fazla satıp para kazandığı sanayi kolu otomotiv. 2013 KPSS. Bunu da bilin. Uçak zaten iki tane var. Ankara, Eskişehir. Lokomotif fabrikalarımız var. Eskişehir'de, Bursa'da. Türkiye lokomotif ihraç ediyor. Evet. Var mı? Lokomotif ihracatımız var mı yok mu? Adı ne? Bulgaristan. Markası ne? İpek böceği. Sattığımız lokomotifin adı. Tersanelere baksana. Şu sizi çok şaşırtacak. Hocam ben zaten Pendik'te, Tuzla'da, buralarda tersane olur Gölcük'te. Şu ne? Bu ne? Bunun burada ne işi var? Van Gölü'nde feribot taşımacılığı var ya, treni taşıyorduk hatırla. Orada çok küçük bir tersane var. Çok küçük. Van Gölü. Hani orada kullanılması için. Tamam. Bitlis, Tatla. Ama İstanbul, Pendik, Tuzla tersaneleri. Bunları bildik. Gençler, sigara fabrikalarımız zaten malum. Hatta sigara fabrikalarına biz Simbat diye bir şifre yapmıştık. Simbat. Samsun, Adana, işte Malatya, Mersin. Ama bunların birçoğu kapalı arkadaşlar. Bilirsiniz bu illerde olanlar varsa şunlar mesela kapandı. Samsun'da kapandı, Tokat'ta, Bitlis'te kapandı. Türkiye tütün ihracatı yapar mı? Bir soru soracağım. Tütün ihracatı var mı yok mu?
Son bir şey daha soracağım. Türkiye'de tütüne destekleme alımı var mı yok mu? Yok. Ah süper. Tütünde destekleme alımı kaldırıldı. Artık yok. Bu yazdan itibaren yok. Haberiniz olsun. Kağıt yetiyor mu yetmiyor mu? Kağıt deyince benim aklıma neresi geliyor söyleyeyim mi? Zonguldak Çaycuma yeri. Çok önemli. İstanbul'da da var. Nerede? Kağıthane demek. Halkalı'da. Hocam biz de düşündük ama değil. Evet doğru. Gençler peki niye kağıt fabrikaları? Genelde kıyılarda bak genelde. Muğla'da, Mersin'de neden? Ham maddeye yakın. Genelde böyle. Geldim arkadaşlar en son cam fabrikaları. Cam fabrikaları normalde camın ham maddesi ne? Deniz kumu ne yani? Silisyum doğru mu? Bak arkadaşlar Sinop'ta, İstanbul'da, Kırklareli'de, Denizli buralarda hafiften var arkadaşlar. Çok fazla gelişmemiş ama deniz kumundan dolayı kıyılarda olduğunu bilelim. Ankara Eskişehir'in ne anlamı var? Fabrika özel sektör adam oraya kurmuş. Sıkıntı yok. Seramik dediğimiz seramiğiyle ünlü olan şehir. Kütahya. Bir tane daha söyle. Çanakkale'nin bir ilçesi var. Çanakkale, Çan. Eskişehir, İstanbul. Seramik var. Gençler şu çimentonu niye yaygın sizce? Abi çimentonun ham maddesi yaygın. Çünkü ham madde ne? Ham maddesi taş, toprak. Başka bir şey yok. İnşaat sektörü de var zaten. Ondan dolayı ham madde bu. Gençler, size bir şey diyeceğim. Bak, ulaşımda kaldık. Mini bir ara verirsek sizin için çok verimli olur. Tamam. Necdet abi bir şey söylüyormuş. Buyur Necdet abi. Verimli. He, tamam. Anladım. Arkadaşlar ara vermeyecekmişiz. Sizinle ilgili değil yani. Sizinle de ilgili değil. Tabii artık ara vermeyeceğimize göre çıkacağız yani. Yani şimdi devam edeceğiz. Program bitecek. Evet sonra dağılacağız. Bina yani. Ulaşım. Gençler dağıtın. Bak önemli ama size bir şey diyeyim mi? Birazcık enerjiniz kalmışsa, birazcık bugün ilk gün şoka uğradınız hani yorgunluk. Birazcık enerjiniz varsa hocam şunları ayırmanızı istiyorum. Sınavda çok sorunun geldiği bir alan. Bak karayolları yaygın mı değil mi? Yaygın. Riskli mi? Hem yolcuda hem yükte Türkiye'de birinci mi? Birinci. En fazla yolcuyu da yükü de taşıyan hangisi? Karayol. Doğru mu? Genelde hangi yönde yapılmıştır? Doğu batı. Doğru. Peki size bir şey diyeceğim. Doğu Anadolu bölgesi demeyeyim de doğuda en hareketli sınır kapımız hangi ülkeyle? Irak, Habur. Batıda en hareketli sınır kapımız Bulgaristan, Kapıkule. Doğru mudur? Peki ben size bir şey diyeceğim. Bunun sebzecilikte de birinci olmasının sebebi nedir? En fazla sebzeyi biz Karayolu'ya taşıyoruz. Sebebi ne? Ucuz mu yoksa sebze bozulduğu için? Soru. Sınav sorusu. Sebzeyi biz genelde bununla taşıyoruz. Abi şimdi trenine taşıyamam, her yere tren yok. Hani öyle düşünün yani. Mecburen arkadaşlar bozulduğu için, her yere bunu götürdüğüm için. Bunu bilelim. Gençler şunu bilen var mı? İlk sınır ticareti yapılan sınır kapımız hangisi? İlk sınır ticareti nerede yapılmıştır? Bilen var mı? İlk sınır ticareti. İlk sınır ticareti ne? Gümrük vergilerini kaldırıyorum, rahat rahat git gel. İran'la Gürbulak. Tarihte ilk sınır ticareti. İlk sınır ticaretimiz gümrük vergilerinin çok düşük olarak yapıldı. İran Gürbulak sınır kapısı arkadaşlar. Gençler şu haritaya iyi bakın. Bak şu çok önemli. Güncelde çıkar, öbüründe çıkar, çıkar. Bir, Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli artık hangisi? Arkadaşlar Ilgaz 15 Temmuz Şehitler Tüneli. O geçen sene Nefise Akçelik falan diyorduk, hep değişti onlar. Son hali bu. Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli 15 Temmuz Şehitler. Nerede? Kastamonu'da arkadaşlar. Ilgaz tüneli. En uzunu bu. Peki Samanlı ne? Samanlı, bu hani Bursa tarafında Orhan Gazi. Samanlı en uzun otoyol tüneli. Şunların ikisini bilmenizi istiyorum bak, şunların ikisi. Ilgaz en uzun karayolu. Ama Samanlı en uzun karayolu mu, otoyol mu? Paralı yol yani. Bunu bilelim.
Gençler, Ovid tamamlandığında en uzun olacak dedik. Karadeniz'de Zigana, Kop bunlar var. Şunların şifresi